Sayın Cumhurbaşkanı Kahire'ye gittiğinde de havalanda bu şekilde eşiyle karşılamıştı. Cumhurbaşkanı da Sisi'yi Ankara'da yine havalanda karşıladı. Sisi eşiyle gelmedi o zaman. Şöyle, buradaki karşılamada Emine Hanım yok ama Kahire'deki karşılamada eşi vardı. Burada yok. Hanımefendinin olmaması Sisi'nin eşiyle gelmemesinden kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Yani görmediğim için şimdi yanlış bir ifade kullanmayayım. Evet, Sefer Turan, destektaşınız. Sefer Turan. Arapça tercümanı yanında. Birlikte denetleyecekler. İlk olarak Dünya Kupası için gittiğimiz Katar'da görüşmüşlerdi hatırlarsan. Tabii ilk defa olsaydı eğer, hani Cumhurbaşkanı Mısır'a gitmemiş olsaydı, şey hani biraz daha ya gerilimin sonucu ne oldu, hala aralarında bir gerilim var mı yok mu filan diye bir analiz yapardık ama bir alışkanlık oldu değil mi? Yani önce Erdoğan gitti, görüştüler. Bir de Katar'da Dünya Kupası'nda buzlar erimiş zaten. Katar Hakan abi gelsene ya. Bir beden dili. Orada bir araya gelmişlerdi. Nasıl rahat görünüyorlar mı? Hani Erdoğan çok rahat da hani Sisi Sisi de çok tebessüm ediyor. Memnun. Evet, o da memnun. Evet, evet, evet. Yani böyle bir şey yok. Hani bir gerilimin izlerini göremiyoruz. Ha. İlk kez heyecanı var belki olurdu. Mısır'da var mıydı Abdülkadir? Vardı. Şöyle biraz Cumhurbaşkanı'nda bir gerginlik vardı ama Sisi ve eşi çok heyecanlardı. Hissediliyordu. Heyecanlıydı. Nasıl şu tokalaşma? Gayet sıcak. Yani özellikle Sisi bayağı sıcak. Herhalde. Cumhurbaşkanı da gerekeni yapıyor. Dolayısıyla önce konuşması gerekenin aslında bizim Cumhurbaşkanı olması gerekmiyor mu? Ya hoş geldiniz falan. O başladı. O sırada demiştim. Ama o başladı konuşmaya. Ha. Yani. Evet, Sisi başladı. Önce Cumhurbaşkanı'nın. Yine heyecanlı biraz. Yine heyecanlı, evet. Evet. Çünkü yine beklemedi heyecanlı. Yani. Belki Cumhurbaşkanı diyecek ki hoş geldin diyecek. Evet. Zaten bir defasında da Cumhurbaşkanı şunu söylemişti. Bu Genelkurmay Başkanı'yla darbe yapmıştı. Güya bizi çok seviyormuş, bizi rol model arıyormuş ama gitti darbe yaptı. Öyle mi demişti? Öyle demişti. Tamam. Evet, bir sohbetinde söylemişti. Ha, o zaman Genelkurmay Başkanı'yken Erdoğan'a sıcak bir... Şeymiş, hayranıyım. Diyormuş. Dedi, sonra darbe yaptı dedi. Evet. Burada Esenboğa'da. Yani Cumhurbaşkanının yüzünde çok hafif bir yani mecburiyet ilişkisi gibi bir ifade var. Ya şöyle yani şartları gereği. Şartlar şöyle ülkenin çıkarları gereği yapıyorum. Ülkemin âli menfaatleri için yapıyorum ama gibi. Evet, evet. Şöyle yani çok içselleştirmesi de mümkün değil. Darbeye en sert tepkiyi Erdoğan gösterdi. Ama burada ebedi düşmanlıklar, ebedi dostluklar olmuyor. Bu ilişkilerin bir şekliyle kurulması gerekiyordu. Devletten devlete olan ilişkiler bunlar. Tabii canım. Çok yani şey iyi oldu açıkçası. Ya. Türkiye'nin yüksek çıkarları için bu önemli bir olay. Yani özellikle ben Ahmet Bey... Bir de bu karşılamayı geçelim Beştepe'deki görüntülere. Şeyi sormuştuk. Kahire'ye giderken Birleşik Arap Emirlikleri'nden yani hani Sisi'ye bu ilgi neden diye. Oradaki sohbette söylenen şeylerden birisi de Netanyahu Gazze'deki Filistinlileri Sina çölüne sürmek istiyor. Biz de Sisi'ye destek veriyoruz bu konuda sağlam durması için. Çünkü o zaman Gazze'nin tamamen İsrail'in işgali altına girmesi bugün gerekiyor. Zaten çok, o yüzden destekliyoruz çok demişti. İkisi Filistin konusunda bir çok duyarlı açıklamalar yaptı her iki lider de. Evet. Peki bir tekrar başa alabilir miyiz Onur? Alana mı? Hayır şu buranın başı burada. Evet. Şimdi araçtan külliyesinde havaalanından indiler Ahmet Bey. Havaalanından bir dakika havaalanından Beştepe'ye aynı araçla geliyor. Evet, o bir gelenek mi yani? Aynı değil. Araçla gelmiş. Değil. Değil bu bir samimiyet göstergesi. Öyle mi? Cumhurbaşkanı kendi aracını davet gösteriyor. Etmiştir. Yoksa her şeyde böyle olmuyor. Olmuyor efendim. Evet. Yani çok nadir rastlanan. Bu bir samimiyet. Ha, misafirperverlik şey. Evet. Göstergesi. Evet. Nadir rastlanan. Aynı araçla geldiler. Evet. Şimdi herhalde karşılıklı iki ülkenin milli marşları. İstiklal marşı. İstiklal marşı çalıyor. Sonra da Mısır'ın milli marşı. Anlayabildin mi abi şu yakasındaki? Yakasındaki
Hani baktım bizim ama. Cumhurbaşkanı evet. Türk bayrağı var evet. da. Yok anlayamadım. Baktım ben de anlayamadım. Bir garip bir şey var. Mısır Milli Marşı'nı bilir misin? Bize bir mırıldanır mısın Hakan abi? Yok. O kadar değil. Sen Google'u tarif ediyorsun aşağı. Ya peki mırıldansaydı ne yapacaktın? Abi ben artık... Hani yani, biat edecektim. Abi zaten ediyorum teslim olurdum. Estağfurullah. Ama peki, bir onun şey dışında 10-15 milli Şükran marşı... Şükran Asker. Sul! Ne dedi? Şükran Asker dedi. Aa Şükran, ha Şükran, ha, Şükran. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim asker dedi. Asker dedi değil mi? Asker dedi, asker Türkçe dedi. Söyledi evet. Vallahi bir dinleyelim ya, bir duyayım ya. Orası şeye geldi tam. Onur şimdi tanıştırıyor Cumhurbaşkanı. En başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan var. Sanayi Bakanı Fatih Bey var. Bakanlar karşılığı. Evet, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Bey var. Zaten... Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Kuraloğlu. Toplantısı da oldu. Evet, devam anlaşmalar ediyor. İmzalandı. O kişiyi tanıyamadın Abdülkadir evet. Ve devam ediyor. Şükran Asker. Yine konuşmaya denk geldi. Şükran Asker diyor. Şükran Asker. Şükran Asker. Ama bu çabuk vereceksen ver yani hızlı. Şükran Asker. Şükran Asker. Peki mesela Hakan Bayrakçı sana söyleyeceğim. Şöyle bir yaygın bir şey de var. Mesela Mısır'la işler düzeliyor. Ya daha düne kadar Sisi aleyhinde konuşuyordunuz. Bak şimdi barıştınız. Esad. E hani Esad şöyleydi. Basrı barışıyorsun. Evet. İsmail Bey'den. Suudi Arabistan. E hani Suudi Arabistan şu kadar kötüydü. Barışıyorsun. Senin konuşmana falan. Gerek kalmadı. Birleşik Arap Emirlikleri. Hay hani Birleşik Arap Emirlikleri falan falan. Ahmet Bey şuraya otursanız. Hakan abi. Ne diyorsun? Hakan abi diyenler var. Ne ya diyorsun? Biliyorum, biliyorum da. Bu diyenlere ne diyorsun? Ben oturabilirim. Ülkeler arasında evet, sonsuz dostluk ve düşmanlık yoktur. Konjonktüre tamam. Göre değişik pozisyonlar, siyasi pozisyonlar alınabilir. Yani şimdi birisi çok cevap var da kısa kısa söyleyeyim. Ülkenin âli menfaatleri, yüksek çıkarları. İyi de niye kavga ettin? O günün siyaseti belki onu gerektiriyor olabilir. Bir de ülkelerin dış politikalarıyla ilgili muhalefet daha kolay eleştirir. İktidar başka sorumluluklarla karşı karşıya olabiliyor. Ha bazen de dünya görüşüne ya da siyasi görüşüne göre bir tercih kullandığı zaman bir siyasi iktidar, tabii ki o da eleştirilebiliyor başka görüşteki insanlar tarafından. Ama burada bir tek şuna dikkat etmek lazım. Mısır için geçerli olmayabilir bu arada bu. Yani siyasi görüşü nedeniyle karşı çıkmıştır ya da muhalefet niye karşı çıkıyorsun demiştir. Ama başka durumlar için şu olabiliyor. Mesela Katar olayı gibi, ne bileyim Libya olayı gibi. Ülkenin yüksek çıkarları söz konusu oluyor. Türkiye'nin diyelim, kendi ülkenizin. Siz bir takım hareketler yapıyorsunuz. Muhalefet de bunu eleştirebiliyor. Ama dönüp siz onlara o detayı veremezsiniz. Ben şu sebeplerden ötürü ülkemin çıkarları için şöyle davranıyorum diye gibi. Katar ve Libya buna örnektir gibi. Bence tabii. Şimdi Ankara'ya gelirken işte uçak malum telefonlar kapatılıyor. Neyse uçak indi, telefonu açtım. Sosyal medyaya baktım. Hani gündemde ne var ne yok, bir değişiklik var mı diye. Binali Yıldırım TT olmuş. Dedim Allah Allah ne alaka yani. Kaçırdım ne Binali olmuş? Yıldırım'a ne oldu da niye TT oldu? Artık orası öyle bir gayya kuyusu ki oldu ki orası. Her an her şey TT olabiliyor. Hayır. Yani. Neyse olma, yani onun için söylemedim. TT olma gerekçesi... Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul seçimleri için söylediği söz. Demiş ki pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Binali Bey mi demiş bunu? Yok. Sayın Erdoğan söylüyor. Meydanda pazar günü seçim ne zaman var. Diyor bunu? İşte 2010 Binali 19, Yıldırım'ın 19, aday olduğu 19. 19. 2019 seçimlerinde. Yani. Şimdi Sisi o kadar kötü yani. Şimdi, Binali Bey'in aday olduğu. Seçim. Binali Bey aday, Ekrem İmamoğlu aday. Sisi mi diyeceğiz? Yani Ekrem İmamoğlu Sisi oluyor. Binali Yıldırım da işte aday oluyor. Onun için titi olmuş. Şimdi yani o günlerde
Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AKP'nin değişik kademelerindeki sözcülerinin neler söylediği hepimizin malumu. Zaten aklımızda. İşte darbeciydi, oydu, ama buydu, şuydu vesaire. Ben bir şey söyleyeyim. Bir araya girebilir miyim? Eğer o gün Erdoğan bu darbeye itiraz etmeseydi, bu darbeye karşı çıkmasaydı, bence kendi kendini inkar etmiş olurdu. Evet. Çok yanlış bir şey yapardı. Evet. Şimdi nerede bir darbe varsa ona ilişkin bir açıklama yapılır. Bu yapılır da bir sıkıntı değil. Yok. Darbeye karşı, karşısında durulur darbeye ya da karşı, darbenin darbeye yanında karşı durulur. Bir duruş sergilenir. Darbeye bu başka bir şey. Karşı durulur. Tabii. Bu başka bir şey. Yanında ama duran da olur, destekleyen de olur. Darbeye karşı Türkiye'de dururken de oldu, 27 Mayıs kendi ülkenin menfaatlerini göz önünde bulundurarak etmelisin. Ne oldu sonuç? O tarihte eleştirenler yine haklı çıktı. Yani neyi yine eleştirenler haklı çıktı? Onlar darbeye yani karşı çıkılmasını işte, söylemediler ki. Diyorduk ki. Darbeye karşı ya, sessiz kaldılar. Ya ne, seçilmiş Cumhurbaşkanı ya mahkeme salonunda çırpına çırpına öldü ya. Sonuç itibariyle darbeye karşı Türkiye'nin eğer o gün Mısır'daki darbeye karşı çıkmasan 27 Mayıs'ta da 12 Eylül'e de karşı çıkma 15 Temmuz'da da karşı çıkma olmaz. Ülkenin menfaatlerine karşı gelmeye başlıyorsa bitti, açıklamayı yaptın. Bugün işte darbeci. Evet. İşte onca söz söylediğimiz bu darbeci adam. Darbeci olduğu gerçeğini değiştirme. Bak. Ama tokulaştığı gerçeğini de değiştirmiyor. İngilizler bu görüntüyü, Dünya Savaşı'nda bu görüntüyü eleştirmiyorum. İşgal ettiler değil mi? Olması gereken İstanbul'a, bu. İstanbul'a benim İngiliz zırhlıları, topları, namlularını çevirir. Aynı anda kavga İngiliz kral öldüğünde Türkiye'de yas ilan edildi. Konjonktürel olarak hiçbir Yunanistan şey değişmedi. Yunanistan Başbakan aynen. Öldüğünde Türkiye'de yas ilan edildi. Şimdi Yunanistan Başbakanı en büyük dostu yine yas ilan edildi. Boş verin siz onlara. Devlet Erbayır yapar. Atatürk Kadisel bir sana söyleyeceğim. Şimdi orada darbeye yani, karşı duruşu çok darbeye karşı durdun. Arkadaş durdun tamam durdun. Ama darbeye karşı yaptığın açıklamalar sonucu değiştirmiyor. Neyi değiştirmiyor? Sonucu aleyhine önemli götürüyor. Olan i̇şte sen nerede olacaksın? Ve işte memleketimiz evet, de bizim. Bu onun darbeci olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki. Tokalaştığın ya da onca hakaret ettiğin adam gerçeğini de değiştirmiyor. Venizelos'la Atatürk tokalaşırken Venizelos'un işte, Yunanistan'ın Ege'yi işgal ettiği gerçeğini değiştiriyor muydu? Sanattır. Kavga etmek bir sanattır. Barışacağın günü hesap edersen. Bak. Tamam mı? Eğer, o kadar eğer ağır barışamayanlar sözler, savaş yapmaması lazım. Ne olur abi ya? Barışmayı Rabia bilmeyenler savaş yapamaz. Rabia ne oldu? Aynen ha. Devam ediyor abi. Hayır. Yok nerede? Aynen hayır, devam yok, ediyor abi. Yok böyle bir şey. Aynen Rabia rafa kaldırıldı. Rabia. Geçmiş olsun. Bak, Rabia bak, orada kaldı. Var. Bir tane fotoğraf evet. Var. Bak şimdi. Versene onu ortaya. Evet giderken. Yani Sayın Cumhurbaşkanı giderken ya bu fotoğrafı siz yapmayın gözünü seveyim. Yani bu mümkün değil ya. Rabia Şahin şu hareketi yapmış. Hepsi bu. Açı da buradan çekilmiş Rabia'yla. Aynı tam hareket karşıdan mi? Var. Seyircimiz de görsün tam olarak. Sisi'yi de arkadan çekerseniz baş parmağını göremezsiniz. Bu fotoğraf açısı. Ya ondan medet ummak. Erdoğan darbeye karşı durmak gerekirse hayır. Durur. Barışmak gerekirse barışır. Liderlik de budur. Siz sonuç itibariyle olan ülkenin bir ekonomisine oldu. Ya, bu Rabia hiçbir şey olmadı. Ha, sen Rabia şey yapmaya olmadı. Devam yapmış. Et. İki yiğitel. Bir göstersene nasıl. Ya yapmış yani burada Rabia. De yapması çok şey değil yani. Bunda son dakikada bak burada bu şu parmak yani Rabia isim geliyor ya. Yapmış yani. Böyle değil mi abi? Ya çok bilinçli çekilmiş. Yapmış. Giderken de biz Rabia işareti yaparız demiş. Bu bir fotoğraf açısıdır. Yapmayın. Hepimiz profesyonel mesajlar, insanlarız ya. Mesajlar böyle verilir. Bu fotoğrafı böyle. Mesela şimdi Erdoğan'a desen ki. Ne konuştu? Erdoğan'a desen ki Sisi ne konuştu? Darbesi konusunda ne düşünüyor? Önemli olan ne konuştu? Aynen konuştu. Önemli aynen. Olan darbeci Sisi beni o masaya aynı, kimse aynı oturtamaz. Aynı şekilde dedikten sonra böyle peki, el sallayıp peki Yunanlılar İzmir'e çıktığında Atatürk'ten yarın Venizelos'a dost olacağım dese olur mu? Ben bugünü konuşuyorum. Bugünü konuşuyorum. Önce Yunanlıları İzmir'den atacaksın sonra masaya oturacaksın. Bugünü konuşuyorum. Sen Atatürk'ten örnek alacaksın. Madem Atatürk'ün çizgisini takip ediyorsun. Türkiye bu Cumhuriyeti'nin tarihinde bunun çok örnekleri var. Anlamıyorum. Devletler ben savaşmayı burada da bilirler, rahatsız duymuyorum. Bunu yapanlara evet, da lider denilir. Oldu mu? Bunun en yıllar güzel önce kavga etmeseydi Fransızlarla yani, ve İngilizlerle ben derdimi anlatmak Atatürk'tür. İçin üzerine konuşmam evet. Lazım. Peki, çünkü Abdülkadir sen konuş ben konuşacağım. Konuşursan konuşacağım. Ben konuşacağım. Arkadaşlar, konuşacağım. Bak, ben bir araya girebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani
Ben tekrar başa dönmek istiyorum. Gerçekten vicdanen konuşuyorum. Yani vicdanımla konuşuyorum. Mısır'da Sisi darbe yaparken meydanlarda toplanmış insanları makinalı tüfeklerle taratırken, öldürürken Erdoğan'ın buna itiraz etmemesine ben çok itiraz ederdim. Yani çok eleştirirdim.